geldiği zaman Türkiye'deki pek çok noktayı değiştirdi. Ben bu bilgi zamanında ne dedim? Barzani ailesi çok büyük bir ihtimalle Kürt Yahudisidir dedim. Buna da inanılıyor. Kuzey Irak'ta kurulmakta olan devlet nedir dedik? Kürt Yahudi devletidir. Bu ne için kuruluyor? İsrail çok yalnız kaldı orada. Böyle giderse boğulacak. Amerika orada bir Kürt Yahudi devleti kuruyor. Ve o İsrail'in en büyük destekçisi olacaktır. Bu hükümet nedir Asena Hanım? İşte BOP diyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi Amerika'nın. Bu hükümet de onun için. Eli kolu bağlı. Eli kolu bağlı bu hükümetin. Hiçbir iş yapamaz. Barzani'nin bütün bağırmalarına, çağırmalarına yakıştıramıyorum sana der. Olmadı der, bilmem ne der. Hiçbir eli kolu bağlı. Dolayısıyla neyi görüyoruz biz? Çok açık olarak. Eğer bir de teoremlerle çalışıyoruz. Ne demek o? Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Diyarbakır gidiyor. Barzani demek ki... Bu arada geçtiğimiz günlerde verilen notayı nasıl değerlendiriyorsunuz nota bu değil çerçevede? O. Hiçbir ciddiyeti yok. Nota değil ki, hiçbir şey söylemediler. Barzani eğer sizin sorduğunuz Kerkük'e asker gönderirseniz biz de Diyarbakır'da Evet. isyan başlatırız dediler. Bunu Barzani'nin demesine ihtiyaç yok. Ben çok daha önce söyledim. Dedim ki Türkiye Kuzey Irak'a girerken Diyarbakır'da bir kalkışmayı hesaba katmalıdır. Bu çok çok Evet. önemli. Sayın Küçük, evet. Efendim, şu anda içinde bulunduğumuz süreci, seçimlerin nasıl şekilleneceği şeklinde sorulara geleceğiz ama ondan önce Kerkük'te bu yıl sonunda yapılması planlanan referanduma değinmek istiyorum. Türkiye şu anda seçimlere kilitlenmiş durumda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve genel seçimlere. Dışta acaba atılması gereken önemli adımlara gerekli önem veriliyor mu bu konuda Hanımefendi, hassasiyetleri? Kerkük'teki referandumun artık hiçbir önemi yoktur. Eğer Şu anda Türkiye çok mu geri planda kaldı? hiçbir şey yapamaz. Durum nedir? Şu anda Irak'ın kuzeyindeki durum O nedir Sayın referandumun Küçük? sonucu belli. Orada Yapılacak mı sizce? yapılır yapılmaz. Yapılırsa Türkiye kaybeder, Türkler kaybeder. Zaten bu hükümet oradaki Türkmenlere hiçbir sahiplik yapmıyor. Sadece oradaki hükümet sahiplik yapmıyor değil. MHP de sahip yapıyor. Türkiye'de bir alt üst oluş yaşıyoruz. Eskiden solcu olanlar sağcı, sağcı olanlar solcu. Sağcıların bir kısmı da artık sağcı değil. Sağcı değil. Sağcı değil. Mesela şu anda milliyetçilik, milliyetçilik, milliyetçilik diyor. Bu gelişmekte olan millici, ben milliyetçilik değil, ona da itirazım yok. Millici dalgada MHP'nin şu kadar bir katkısı yok. Şu kadar bir. Şimdi bu. Barzani görüyorsunuz bu mitinglerde bir takım eski sol örgütleri paralize ederek, hareketsiz ederek etkili oluyor. Seçimlerde de etkili olacaktır. Seçimlerde de etkili olacaktır. Elindeki bütün gücünü AKP için kullanacaktır. AKP şimdi onlara dayanıyor. Dolayısıyla çok ilginç bir noktaya geliyoruz. İç politikamız da politika olmaktan çıktı. AKP milli, yerel bir parti hareket olma özelliklerinin hepsini kaybetti. Bunu başka yerden de çıkartıyoruz. Burada göstermeyeyim. Enis Berberoğlu yazıyor. Son ordunun açıklamasından sonra hemen telefon etmişler. Grossman'a, Amerika'ya. Bugün Abramovich burada. Amerika'nın en önemli adamlarından bir tanesi. Benim her zaman söylediğim Milliyet gazetesinin Washington temsilcisi değil. Washington'un Milliyet'teki temsilcisi dediğim hanımefendi çılgın. Hanımefendi çılgın. Amerika'ya kızıyor. Niye orduya yumuşak davranıyorsun diyor.
Dün öyle yazıyor, bugün öyle yazıyor. Aa diyor, önemli diyor, Amerika kızacak orduya diyor. Bu kadar. Ondan sonra bana söylüyorlar, burada bir demokrasi var, burada bir rejim var, şu var, bu var. Bunların hiçbiri yok. Çok açık olarak. Ama görebildiğimiz nokta. Bütün bunlar açıklığıyla ortaya çıkmış vaziyette ve ben şunu çok açık olarak da bunu söylemesem de yanlış anlaşılırım. Neyi söylemesem yanlış anlaşılırım? Gayet açık olarak şunu görüyoruz ki biz artık Barzani meselesini halletmediğimiz zaman, Musul'u halletmediğimiz zaman Diyarbakır bölgesi bizden gidiyor. Bizim ise Diyarbakır bölgesine bizden kopmasına razı olmak gibi bir lüksümüz yok. Ne yapacağız? Fethedeceğiz. Gönülle fethedeceğiz. Benim çizgim, 40 yıldır çizgim bu. Bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama tıpkı tarihimizde olduğu gibi bunları gönülle, akılla, tekrar. Bilgiyle değil bilgiyle. Mi? Evet. Çünkü şu çıktı, mitinglerde şu çıktı. Şu son zamanlarda şu çıktı. Türkiye'deki buradaki insanları sevindiği zaman Diyarbakır üzülüyor. Diyarbakır üzüldüğü zaman buradaki insanlar seviniyor. Diyarbakır'ın gelecekte bakışı buradaki insanların bakışına uymuyor. Diyarbakır'ın sevinciyle buranın sevinciyle. O zaman biz ciddi olmak mecburiyetindeyiz. Bir üniter halimiz olduğunu söyleyemeyiz. Üniter hale getirmemizdir. Bu da dövmekle, öldürmekle olmaz. Bizim için budur. Onlar için de bunun tersidir. Onların da başka bir televizyon konuşmasında söylediğim gibi akıllarını başlarına toplaması ve dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma tehlikesini hesaba katması lazım. Bu durumumuz budur. Kolay değil. Ama görüyorsunuz ki bir buçuk aylık Nisan ayından beri gelişmeler bütün bunları AK Parti'den daha ak bir şekilde ortaya çıkarttı. AK Parti'de bir kuyruklu yıldız gibi Türkiye politikasında silinmek üzeredir. Bütün bu gelişmeler onu gösteriyor. Artık AK Parti, ben bunu çok açık söyledim. AKP'nin aklı varsa Cumhurbaşkanlığına Ahmet Necdet Beyefendi gibi birisinin gelmesine razı olur. Bu çok açık. Evet. Ne kaldı konuşmadığımız şeyler? İşbirliği.